İyi bayramlar evde, belki bayram ziyaretinde, ofiste, seyahatte ya da yolda her neredeyseniz bayramınıza renk katmak için bayram sohbetlerinde sizlerleyiz. Bugün yine e, Türkiye'nin kıymetli bir ismini, değer bir değerini ağırlıyoruz. Profesör Doktor Celal Şengör konuğum. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Son kitap da Cehaletten Kurtulma Sanatı. Ne nedir de <laughs> aslında e, şeylerin Kavramların, nesnelerin, evet. günlük hayatta kullandığımız bir sürü şeyin tarihini anlatıyorsunuz bize. Ama siz tarihçi değilsiniz Hayır. sen. Ben şöyle, ben ben tabii iyeciyim. Evet. Ben sosyal bilimci. Evet. Onun için bir açıdan da birbirimizi tamamlıyoruz. tamamlıyorsunuz. Peki sizin tarihe, sosyal bilimlere, felsefeye, teolojiye merakınız ne zamandan nereden geliyor? Canım? O çok büyük ölçüde benim rahmeti dedemin. Hı hı. Bir arkadaşı vardı, Bahattin Gürfırat. Hı hı. Baha Bey amca, dedemin en yakın arkadaşıydı. Eski Yeşiköy Nahiye Müdürü. Hı hı. Emekli olduktan sonra da tıp tarihi kütüphanesinde çalıştıydı. Baha Bey amca benim hayatta tanıdığım en kültürlü adamlardan biriydi. E, kendisinden duymadım ama anlayabildiğim kadarıyla ateistti. Hı hı. Ve bana pek çok kavramı Baha Bey amca öğretmiştir. Hı hı. Onun sayesinde ben çok tarihi öğrendim. Hı hı. Dediğimiz ziyarete Onunla geldi... sohbet ederek e, mi? Evet. Onun önerdiği yani kitaplarda mı? Çok ama... ilginç. Ee, Dediğimiz ziyarete gelirdi. Hı hı. Aşağı yukarı bir iki saat muhakkak benimle benim odamda geçirdi. Hatta dedem bazen takılıyordu. Baha bana değil sana geliyor. <laughs> <laughs> Fakat Baha Bey amca <laughs> çok orijinal düşünen dehşetli Zeki. Benim çok hayran olduğum bir tipti. Herhalde onun etkisi. Aha. Mesela ben onun sayesinde Arap harfleri, eski Osmanlıca kitapları okuyabilir hale geldim ilkokulda. Hı hı. O yüzden hı hı. de atıldım zaten okuldan. <laughs> Çünkü Ankara Meydan Muharebesi'nden bahsediliyordu. Hocam yanlış bilgiler veriyordu. O yanlış bilgiler... Bu sınıf? Beşinci, yok hı hı. beşinci sınıf tabii. İlkokul beşinci sınıf. İlkokul onun verdiği yanlış bilgiler tarih kitabında da vardı okuduğumuz. Hiç unutup Emin Oktay'ın 5. Hı hı. sınıf tarih kitabı. Ben de itiraz ettim. Dedim bunlar yanlış. Falan. Ondan sonra bir tartışma yukarı. oldu. Hı hı. E, ertesi gün ben de Şerafettin Ali eskiden Genelkurmay Başkanlığı'nın yayınladığı Timur'un tüzükatı ve hı hı. Şerafettin Ali tarihi hı hı. vardı. O kitabı aldım geldim. Göstereyim diye. E, aklıma gelmedi ki benim hocam eski Türkçe okuyamıyor. Aldı kitabı attı. Ben de cahil kara dedim. Onun üzerine büyük bir hır çıktı tabii. E, Edvet Gürses o zaman Şişi Terakki'nin müdürüydü. Tesadüf babamın da fizik öğretmeniymiş İstanbul Erkek Lisesi'nden. Bana işte babamı çağırmış demiş. Asım demiş bu böyle yürümeyecek. Siz bunu alın demiş. Beni aldılar Bayezid İlkokulu'na verdiler. Aslında Bayezid İlkokulu Marif'in okuluydu. Aha. Bir deneme okuluydu. Hı hı. Sıra yoktu, önlük yoktu. Pilot bir okul herhalde. Evet, evet hı hı. ve şahane. Annem o okula gitmiş. Ben anneme dedim, ya dedim sen niye beni kendi gittiğin okula vermedin? Hı hı. İşte bu biraz zengin görgüsüzlüğü. İşte tarak giden zengin hı hı. çocuklar giden, bizimki de şişitarak gitsin. Ne? ne kadar hataydı bilmiyorum. Çünkü birinci sınıf öğretmenimiz Şahika Hanım şahane bir kadındı. Yani o bana okulu sevdiren kadın. Hı hı hı. Bir de dördüncü sınıfta bir öğretmenimiz vardı. Nefise Hanım. O da muhteşem bir öğretmen. Hakikaten yani. O bakımdan belki bana faydalı oldu şu Tarakya'ya gitmek. Hı hı. Ama Bayezid Okulu'na gitmek orada Sadia da öğretmenim. Hı hı. O zamana kadar gördüğüm öğretmenlerin en iyisi. Yani sınıfta deney yapılıyordu. düşün ya 5. sınıftayız da falan ee, o o çevre galiba hı hı. beni biraz tarihe meraklandırdı hı hı. Hı hı. Ee, fakat mesela rahmetli dedeciğim İlber'in söylediği bir şey söylerdi bana bak derdi tarih tarih okuma tarih okuyarak olunmaz. tarihçi okuyarak olunmaz önce de adam gibi bir şey oku Hı -hı. Ama ondan sonra istiyorsan tarih yap. Hı -hı, hı -hı. İlber aynısını söylüyor. Hı -hı, hı -hı. E, ben o arada jeolojiye çok merak sardım. Baktım ki tarihten daha enteresan. Dolay aslında çok daha durağan gibi görünüyor karşılaştırıldığı zaman. Size ne açıdan enteresan geldi? E, enter Çünkü neticede yüzyıllar, bin yıllar boyunca sabit kalan aslında, sabit görünen ya da en azından Bak, gözle. Bak şimdi sen bam teline bastın. Sabit görünüyor ama öyle olmadığını Aslında evet, görüyorsun. Değil. Evet. Ben hiç unutmuyorum bir gece sabaha karşı iki falanmış. Ben yatağımda oturmuşum. Karşımda Arkın Kitabevi'nin çıkarttığı coğrafya cildi Hı -hı. vardı. Hı -hı. Bu gökkuşağı serisinden. Orada haritalar yayınlanmıştı. Daha bu kıtaların kayması teorisi Hı -hı. genel kabul görmemişti daha o günlerde. Ben de orada bir haritaya bakıyorum. İkinci zamanın haritası diyor Mezozoic'in. Türkiye'nin olduğu yerde deniz var. Olduğu gibi. Tamamen. Evet. Bir Tetis okyanusu. Ne yazıyor Tetis? Ben de diyor, dedim ya bu Tetis okyanusundan ne oldu? Nasıl kayboldu? Niye kayboldu? Türkiye nasıl oluştu? Hı hı. Falan rahmetli annem geldi. Ne yapıyorsun sen? Ya dedim bu Tetis nereye gitti onu merak ediyorum. Bırak onu dedi. Yarın okul var dedi. Hı hı. Falan fakat o o zaman da yaşamış olan hayvanlar, dinozorlar bilmem neler falan yok bugün. nerede bu hayvanlar? Nasıl bir değişim olmuş? Hı, hı, hı. Evrimle tanışıyorsun. Hı hı. Ben daha ilkokul 4. 5. sınıftayken Darwin'i biliyordum, Kivye'yi biliyordum. Şimdiki çocuklar hocam çok şanslı. Hiç böyle kafaları karışmıyor. Çünkü biyoloji kitaplarında Darwin yok. Hiç kafa karıştırıcı bir durum değil yani. O, Ağır tabii, ironi içeriyor inşallah. Hayır ironi değil bu korkunç bir cehaletin <laughs> neticesi. Yani kitaplara Darwin'i koymayan, evrimi koymayan haindir bak. Vatanına ihanet etmektedir. Milletine ihanet etmektedir. Akla ihanet etmektedir. Ben bunları Milli Eğitim Bakanı'nın eşi karşımda otururken söyledim. Bir konferansta. Nasıl bir tepki aldınız? Sıfır. Hiç. Hanımefendi kalktı gitti sonra. Hoşuna gitti mi gitmedi mi bilmiyorum ama ben aynen sana söylediklerimi orada söyledim. Dedi bu ihanettir. Ve benim ailem yani Müslüman adamlardı. Hı hı. Ya mesela Kurban Bayramı'nda kurbanlar kesilir. Hatta rahmetli anneannem yazın, yaza geldiği zaman Kurban Bayramı öyle bugünkü gibi giderdi o kurbanın akan kanına Elini bandırır, alnıma bir hilal çizerdi. Ben bunları da gördüm. İlber Hoca ile konuşurken şöyle bir şey söyledi, yaşla ilgili. Ee, i̇nsan yaşlandıkça zamanın da azaldığını hissettikçe zaman daha kıymetli hale geliyor. E, doğru. Çünkü yavaşlıyorsun. Bir günde yapacağın işi üç günde yapmaya başlıyorsun. Ben kalemimi... Bana bak bunu yüzüme baka baka söyleme çünkü doğru. Dediğim <laughs> doğru. <gülüyor> ben ona şöyle bakarak söyleyeyim. Ben dedi kalemi kaldırmadan yazardım. Şimdi dedi, daha yavaş yazıyorum. Mesela. Sen. İlber Hoca diyor. Ha, doğru diyor. Evet. Sizin için de böyle zamanın daha kıymetli hale tabii, gelmesi tabii, söz konusu mu? Tabii. Hatta çok kızıyorum dedi lüzumsuz arayanlara. Beni lüzumsuz meşgul edenlere. Çünkü benim ah, zamanım da. İlber'cimin ağzından bal damlıyor. Doğru diyor. Bak demir ben eşime söylüyorum. Geldim 69 yaşıma. Değil mi? Artık ben ölüm safhasındayım. Ne zaman gideceğim belli değil artık. Hani gençken genç ölürsün, kaza olur, bilmem ne olur. Hı hı hı. Yoksa kötü bir hastalığa yakalanırsın falan. Ama istatistiki olarak işte 60'lara bulursun. Ama benim Baha Bey amcam öldüğünde 66 yaşındayım. Ben ondan 3 sene daha fazla yaşamış durumdayım şimdi. Anladın mı? Ve yani hissediyorum ya vakit azalıyor. E yapılacak bir sürü iş var. Hı hı. E şimdi şunu yapmaya çalışıyorsun. Hangisine öncelik vereyim? Hı hı. Hangisinin bitmesi çok önemli? Hangisi önemli? Şimdi benim elimde bir İsviçre yayın evinin istediği bir kitap var. Jeolojinin tarihçisi. Harika. İşte bunlar her tarafa sormuşlar. Millette de demiş ki bunu yazsa yazsa Celal yazar. Hı hı. İsviçre'de olsun, Almanya'da olsun, efendim Amerika'da olsun herkes aynı fikirde. Bunu demişler yasayasa, yasa, celal yazar. Bunlar beni davet ettiler. Ben de sevgili karıcığımı aldım gittim. Bern'de oturduk. Bir, bir anlaşma imzaladık. Oya benden akıllı olduğu için de onun olması çok mühimdi. O anlaşmada benim lehime aleyhime neler var? Oya benden daha iyi görüyor onları. Falan Sizin şimdi... biraz yönetilmeye ihtiyacınız var sanki değil mi hocam? Mesela menajerinize de çok güveniyorsunuz. Basın danışmanınız menajeriniz. şimdi. Öyle birisi yok. Gamze'yi diyeceksin. Evet. Efendim, yani öyle... asistan demek istemedim de. Hayır hiç alakası Tam tersine. Gamze komutan. Emir veriyor. <laughs> Şimdi bir yere gidilecek. Celal şu saatte şuraya gidiyoruz. <laughs> ya be kızım bir sor. Müsait <laughs> miyim? Müsait değil miyim falan. İster misiniz? Ha mesela. ister miyim? Miyim değil. Gamze arıyor. De, Celal şöyle şöyle yapıyoruz. Harika eşiniz <laughs> öyle. Komutan. Eşim daha beter. O çünkü 24 saat komutan. O her şey karışıyor. Bundan ama pişman değilsiniz gördüğüm kadarıyla. Çok Değil mi? Tabii, yani buradan tabii. erkek izleyicilerimize de tavsiyede bulunur musunuz? Çok. Yani bak e, benim eşim, benim hayatımdaki en kıymetli varlığı. Ne güzel. Kaç yıldır yani, evlisiniz hocam? 37. Maşallah. Tamam. Harika. En en kıymetli varlığım benim Oya. Hı hı. Çünkü Oya'nın sayesinde ben rahat yaşıyorum. Yani bu belki Oya'ya biraz pahalıya patlıyor. Çünkü evin finansıyla uğraşıyor. Yani koca bir serveti yönetiyor o ya. E evin içindeki personel de oya uğraşıyor. Yani hem Asos'taki personel hem buradaki personel ona oya uğraşıyor. E Asım'ın yetiştirilmesiyle yüzde 90 oya uğraştı. Ben serbest bırakılmış, kendi işini yapan bir adamım. <laughs> ee, özgürlük tanınmış. Özgürlük de ama o özgürlük tanınması da bir sebebi zaten. Oya diyor hani sana Allah korusun bir şey vermeye kalksak. Yüzüne gözüne bulaştırırsın. Onun için vermiyor. Mesela Gülsün Sağlamer. Rektörümüz Gülsün ablamız. İtinin eski <gülüyor> rektörü. <gülüyor> o bana çok kızıyordu. Sen diyordu egoist bir herifsin. Elini taşın altına koymuyorsun falan. Bana sormadan beni birkaç komisyona üye <laughs> seçtirdi. Falan. Şimdi Gülsün ablaya karşı çıkmak her şeyin... Baba ilgin harcı <laughs> Ee, ne derler faninin haddi değil. Abi ben de peki dedim. Hiçbir toplantıya gitmedim. Onun üzerine Gülsün abla beni o komisyonlardan atmak zorunda kaldı. Müthiş kızdı ama <laughs> <laughs> dedim ablacığım ben sana söylediydim baştan dedim. <laughs> ama mesela Gülsün abla da bugün hala geçenlerde Viyana'da önemli bir toplantı vardı. Bütün Avrupa yer bilimlerini hı hı. toplandı. Orada bir sempozyum. Ben de onun açış konuşmasını yapacağım. 18 Nisan. Hı hı. Gülsün abla aradı. 18 Nisan'da İTÜ'nün 250. yılı münasebetiyle Atatürk Kültür Merkezi'nde bir toplantı yapılıyor. Sen gel dedi İTÜ'nün tarihini anlat. Dedim ablacığım e, tabii çok memnuniyetle ama dedim işte tesadüf o gün böyle ciddi bir iş var. İptal et onu dedi. Şimdi Gülsün abla onu deyince ya sular duruyor. Peki dedim iptal ettim. Gelip Gülsün ablanın dediğini yaptım. Harika. Pişman mıyım? Katiyen. Yani. Harika. Şahane. Harika. Yani e, bu tip insanlarla bir arada olmak beni mutlu ediyor. Fatih Altay ile aynı şekilde. Yani Fatih de sormuyor. Celal şunu yapalım mı bunu yapalım mı demiyor. Yapıyoruz mu diyor. Daha da beterini söylüyor. Ben diyor ile konuştum bunu yapıyoruz. Ulan ben yani benimle yapıyorsunuz. Bir de benim fikrim alsın. Ha bir de benim fikrim alsın. Hayır evet. O ile konuşuyor. Harika. Diyor, ben o ile konuştum yapıyoruz. Harika. Bug'ı bulmuş evet. Fatih Altay. Ne giyeceğim? <laughs> Kim karar veriyor ne giyeceğimize? Harika. Yani şu üzerinde gördükleri Oya tarafından seçilmiş. Harika. Benim için hazırlanmış. Bak rozetime kadar. Harika. Rozetim hiç dikkat Gerçek değil. anlamda sizi İdare yönetiyor ediyor ve yönetiyor Tabii, tabii bak, sen benim rozetime hiç dikkat etmedin. Bu şartlar altında tabii ben çok rahat yaşayan bir insanım. Bir de askerlik geçmişi böyle bir hayatı zaten hazırlıyor seni. Evet. Değil mi? Ne? Birlikte. Mesuliyet kimidir? Komutanın. <laughs> değil mi? Senin mesuliyetin nedir? Komutanın emirlerini yerine getirmek. Bu kadar basit. Harika. Çünkü bir harp kaybedilirse sorumlu komutandır sen evet, değilsin. Evet, evet. Ama sen görevini yerine getirmezsen senin canını okumak da komutanın görevidir. Böyle bir alışkanlık olduğu zaman şimdi Oya otomatik otomatikman evlendik komutan ne oturdu. Harika. Dolayısıyla ben rahatım. Harika. Benim üstümde beş kuruş para bulamaz. Kredi kartımı da bulamaz. Çünkü bunlar <laughs> genellikle o oya da durur. Ama oya yoksa gittiğim yerde bunlar cevdete teslim edilir. Hı <laughs> hı. Tamam mı? Cevdet'ten uzaklaştırmışlar. Gamze varsa Cevdet bunları Gamze'ye Gamze verir. Bana vermez. Peki hocam şunu sorsam. Şimdi dediniz ya yani bunlar o yanım varsa o yanımda yoksa Cevdet Bey'de yoksa Gamze <laughs> Hanım'da. Siz hiçbir süpermarkete girip ya da Hayır. bir bakkala girip ev alışverişi Hayır. yapmıyorsunuz. Hayır. Bakkala e Eskiden girerdim bakkalımız varken çünkü Oğuz Bey sahibini çok severdim. Sohbet etmeye. O kadar. Bir alışveriş merkezine girmiyorsunuz. Hayır. Hayır. Değil mi? Bazen Oya'nın zoruyla gidiyorum. Onun bir işi oluyor. Hı hı. Ben de yandaki çark olarak bulunuyorum yanında. <laughs> Ama Belki yani... imza günlerine söyleşilere i̇şte geliyorsunuz. Tamam. gamze nereye sürüklerse <gülüyor> oraya, oraya <laughs> gidiyor. <laughs> Siz sabah kısacası uyandığınızda bugün ben ne yapıyorum diye Gamze benim ne yapacağım oyanma. belli de hı hı. müdahale ediliyor dışarıdan. Aynen. Şimdi ben, benim sabahleyin kalktım, kahvaltımı ettim, evet. kütüphaneme indim, çalışmaya başlıyorum. O zaman dışarıdan müdahale gelebiliyor. Hı hı. Mesela Oya diyor ki işte şu avukatla, şu muhasebeciyle beraber konuşmamız lazım. Niye onu da anlayamadım bugüne kadar ama neyse. Çünkü zaten benim fikrimi soran yok. Ama <laughs> sen orada olacaksın diyor. Veya Gamze arıyor. Şu tarihte şurada şu kadar imza yapılacak. Hı hı. Ya Gamze'nin orada yapılacak ya işte başka bir yere gidilecek. Ondan yapılacak. E, bu şekilde emirler geliyor bana. Siz de uyguluyorsunuz. Ben uyguluyorum. Yani Aynen. Benim hayatımın normal akışının Aynen. şeyini ne derler? Bozmadığı müddetçe. İstikametinin. Bunlar değiş. Hı hı. O gün için değiştiriyor. değiştiriyorlar. Ama uzun dönemde bunun bana ve bilhassa halkımıza Faydalı olunca hani söyleyip <laughs> duruyorlar. Yani hele Gamze kafamda boza pişirip duruyor. Bu halk için gerekli. İşte sen ve İlber hocamız. Mesela <laughs> Gamze İlber'in de çok sevgilisidir. <laughs> İlber Gamze'yi de çok sever. Harika. <laughs> o da sizlerin güvenini kazanmış. Ne mutlu. Ya Gamze çok zeki bir kız. Harika. <laughs> <Yani> çok <laughs> akıllı değil ama çok zeki bir kız. Çok akıllı olmamasının ne Hani niye biliyor musun <laughs> ama? Çünkü Gamze önce <laughs> etrafındakileri düşünüyor. Hı <laughs> hı. Hı. Ben de ki bak kızım bu hayatta en kıymetli kişi senin için kim? Kendinsin diyor. Önce kendini düşün. Hı, hı. Ondan sonra bizleri düşünürüz. Bu öyle yapmıyor sağ olsun. Yani işte oya olmadığı zaman yiyeceğim yemeğe kadar karışır. Harika. Falan yani böyle. Sizin için hayatı kolaylaştırıyor. Bayağı kolaylaştırıyor. Sizin... Sağ... Ee, bilmiyorum denk geldiniz mi? Baturay Özdemir stand-up şovunda İlber Hoca ile yaşadığınız bir anı hicvetti. Yerlere yattık gülmekten. Baturay'ın kendisine de söyledim. Çok eğlenceli Şahaneydi değil mi? Dedim. Yani bak bu zeki bir adamın komedi yapması. komedi aptal yapamaz. Baturay'a dedim ki helal olsun sana. İzlemeyenler varsa YouTube'da bulabilirler zaten. Ee, kısaca şunu anlatıyor aslında. Bir teke tek programında İlber Hoca geç kalmış ve İlber Hoca'nın payına düşen kurabiyeleri de, <laughs> de ben yedim. Celal Hoca yemiş ve İlber Hoca küstü diyor program <laughs> ya boyunca. Ya öldük gülmekten. <laughs> Gerçekten yaşandı mı böyle <laughs> tabii, tabii, bir an? Tabii tabii. Böyle didişmeleriniz oluyor mu İlber Hoca'yla? Hayır. Hoca didişme asla mevzu bahis <laughs> değil. Şimdi orada küstü dediği önünde yiyecek bir şey bulamayınca bir düştü, o geçti. Bir Hayır bozundu. o geçti. Hı hı. Ama ondan sonra bir soru oldu. İlber hakikaten bunu Celal anlatsın dedi. Hı hı. Baturay bunları birleşti. Yakalamış. Anladım. Anlatabiliyor muyum? Bu komedyenin zekasıdır. Harika. Evet. Ama. Ve şahaneydi o. Evet, hani keşke Baturay bizimle ilgili başka komediler yani yapsa. yapsa. Doğru. Malzeme çok çünkü. yani. Peki e, şimdi mesela e, Kafa TV'de e, söyleşileriniz, programlarınız oluyor. Geçmiş yıllarda yapılanlar bile çok izleniyor. Gençler sizi çok seviyor. Oradaki ilgiyi, sevgiyi bekliyor muydunuz? Yani çünkü hani jeoloji gençlerin çok ilgi duyduğu bir alan değil. Tarih çok ilgi duyulan bir alan değildi. Sizler bunu düzenli periyotlarla bize sunana kadar. Bekliyor muydunuz böyle bir hani fenomen Hiç beklemiyordum. olmayı? Hiç Tövbe ya. Hiç beklemiyordum. Yani niye olsun ki? Depremden korkmayan ikaz edildiği halde evin içeri İşte bak daha deprem olmadan bina çöktü. Sıfır manyitütte bir evet. şey çöktü. Bizim James Jackson vardı Cambridge'de. Böyle olaylara ne Zero magnitude damage. Diyordu. Sıfır büyüklük. Doğru. Bina Doğru. çöktü. Doğru. Bu hadiseleri yaşayan halkın jeolojiye ilgi duymaması. Bu izah edilebilir bir şeydi. Yani bunun iki kaynağı var. Aptallık ve cahillik. Tamam. Milletin de umurunda değil bu yüzden düşünüyorduk. Bunu kıran Hı -hı. Fatih'tir. Hı -hı. Yani. Ama e, hocam jeolojiden çok sizi işte bu tarih, popüler bilim vesaire konularıyla aslında... Ama bu, şimdi şöyle söyleyeyim bak sana. Tanıdık ve sevdik. Ee, Tabii ki olur. jeoloji ama alanında işte Fatih, da Fatih ama... Fatih'in Fatih e, kafasındaki şuydu. Fatih benim çok eski dostum. Hı -hı. Yani benim ailemin bazı taraflarını Hı -hı. benden iyi bilir Fatih. Dedi ki bir bilim programı yapalım. Hı hı. Ama dedi unutmayalım bunu halk için yapıyoruz. Hı hı. Halkın anlayacağı dilde olması lazım. Hı hı hı. Ben de dedim ki ya yani bizim halkımız ve bilim hani Müslüman mahallesinde salyangoz satma benzer kimse de ilgilenmez. Hiç öyle değil dedi Fatih. Ve bu programların büyük başarı kazanmasına ben de İlber de çok hayret ettik. Beklemiyordunuz. Hiç yani müthiş. Ahmet Hoca girdi işin içine sonra. Hı hı hı. Bu Ahmet Aslan felsefe. Evet. Ulan, kim dinler bunu? Ama bir de baktık ki Ahmet Hoca dinletiyor. Evet, evet. Ahmet Hoca'nın bir başka faydalı tarafı var. Şimdi İlber de ben de arkası sağlam ailelerden geliyoruz. E Ahmet Hoca Urfalı manavın oğlu. Ben onun ilk çağ tarihini okuduydum. Behçil. Ve o zaman gözümde canlanan Ahmet Aslan imajı Dedim bu herhalde Atatürk'ün Almanya'ya falan gönderdiği Hı -hı. adamlardan biri. Hı -hı. Çünkü bir Türk'ün sadece Türkiye'de okuyarak bunları yapması mümkün değil ya. Sonra Ahmet Hoca'yla Ben telefon ettim ona. Dedim hocam böyle böyle falan. Ee, dedim çok memnun oldum bunları okudum. Dedim hocam siz nerede okudunuz? Ee, i̇lkokul Urfa. Ortaokul Lise Urfa. Üniversite bir tarih. Sonra hocam dedim. Sonrası yok işte bu kadar. <laughs> Siz doktora, i̇nanamadım ya. Hayır yani. İnanamadım yani. Sana. İşte sonra bir araya geldik. Sonra Fatih sağ olsun İlk defa Ahmet Hoca'yı programa çağırdı. <laughs> ve Ahmet Hocanın bugünkü Türkiye'deki şöhreti büyük ölçüte Fatih sayesinde. Çok doğru. Çok. Fatih doğru. çağırdı onu ve Fatih de hayran oldu. Falan. O zaman ben daha yakın sorabildim. Dedim şimdi hocam dedim sizde çok ciddi bir anormallik var. Bunun kaynağını merak ediyorum. Nusret Hızır dedi. Ben Nusret Hızır'ın adını ilk defa Hasan Ali Yücel'in büyük kız rahmetli Canan Hanım'dan duydum. Meğer Nusret Hızır, Hasan Ali Bey'in çok yakın bir arkadaşı. Hasan Ali Yücel vefat ettikten sonra onun felsefe kitaplarının basılmasının devam etmesine önayak olan adam. Ahmet Hoca dedi ki Nusret Hızır dedi. Bana dedi Fransızca öğret. Dil tarihte oluyor bu. Evet. Düşünebiliyor musun? ve Ben yani Ahmet Hoca'nın hakikaten bilgisine şaşırıyorum. Çünkü bu kaynaklar yok ya Türkiye'de çoğu ama işte bu adam Manav'ın oğlu Ahmet hı hı. merak etmiş. Dil öğrenmiş. Bilmem ne yapmış. Hı hı. Durmadan çalışmış. Çok ilginç bir şey söyleyeyim sana. Bir gün biz İTÜ Jeoloji öğrencilerini Batı Anadolu'da bir geziye çıkartmaya karar verdik. Bu gezinin bir parçası Gediz çöküntüsü büyük. Bizim Alaşehir grabeni dediğimiz graben. Ee, İzmir'de de benim çok can ciğer bir dostum yaşar, İlhan Kayan. Yani Türkiye'nin şu andaki en iyi jeomofologlarından biri. Belki en iyisi. Yani şimdi Gençler geliyor arkadan. Onların da İlhan'a saygıları çok büyük olan İlhan'dan rica ettim. Sen de gelsene dedim Gezi'ye. Çocuklar seni de tanısınlar. Bana tamam. Ya dedim Ahmet Hoca'yı da alsak. Diyeceksin ne alaka ne dava araziye gidiyor. Taşlara bakacaksınız. Filozofun ne işi var? Hı. Ahmet Hoca'yı aradık. Ha gelirim dedi. E kardeşim öğrenciler bayıldılar. Ağzının içine düşecekler Ahmet Hoca'nın. Evet, Hoca evet, evet. Arada, Ben orada gördüm ki bizim ülke üniversite nedir bilmiyor. Şimdi o otobüsün içinde bir, bir üniversite Kersli oluştu. Bence. Çok doğru. Ve felsefecisi var, coğrafyacısı var, jeoloğu var ve öğrenciler var. Öğrenciler hiçbir baskı, hiçbir sınırlama görmeden şakır şakır sorularını soruyorlar. Biz de becerebildiğimiz kadar cevaplıyoruz. Hı hı hı. Cevaplama demişim hocam size şunu sorsam. Ee, size yöneltilen bir eleştiri var. Alanı olmadığı halde her konuda yorum yapıyor diye. Benim... Bütün insanın entelektüel faaliyeti alanımdır. Olduğu gibi. Genel kültür denen bir şey var. Hı hı. Bizim memleketimizdeki özellikle hüdük takımı genel kültür nedir bilmiyor. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Ben yapabildiğim kadar genel kültürümü hı hı. geniş tutmaya gayret etmişimdir. Hı, hı. Einstein diyor ki ben Başkalarından daha üstün bir zekaya sahip değilim. Ama ben meraklıyım. Diyor. Bir Siz şeyin de peşi... kendinizi böyle Tabii bilmiyorsunuz. Bizim ne ayrıcalığı, ne üstünlüğümüz var ya. Ama biz meraklıyız. Ben ilkokuldan beri bazı şeylere merak ettim. Ömür boyu da onlarla uğraştım. Yapay zeka ile ilgili de konuştuk İlber Ortaylı'yla. Ve aslında yapay zekanın kısa vadede, orta vadede... Beklendiği kadar performans sağlayamayacağını, Neden? insandaki Güzelim. veriyi insandaki gibi işleyemeyeceğini Bak, söyledi. Katılıyor musunuz? Yüzde yüz. Yapay zeka ne zaman o hayal edilen şeylere ulaşır? Kendi kendini programlamaya başladığı zaman. O da zaten bizim sonumuz demekti. Hı hı. Çünkü bizi gereksiz görecek. Yani sen karbon bazlı bir yaratıksın, bir varlıksın. Yani çok güzelsin, çok hoşsun bilmem ne de nihayet karbon bazlı bir şeysin. Karşındaki silikon bazlıysa hı hı. seni kadar güzel olmayabilir. Ben kendi açısından güzeldir ama değil mi? Senin bir sürü yapamadığın şeyi yapacak o. Hı hı. Ondan yani. sonra sana bakacak ben lüzumsuz diyecek. Anladın mı? Ama bunu diyene kadar bir tehdit algılamıyorsunuz. Yani bizim yani insanın bizim şeyleri yaşam süremizde hayır. Yapabileceğine inanmıyorsun. Bizim yaşam süremizde hayır. Beyin korkunç karmaşık bir şey. Daha onu tam çözümleyemedik. Doğru. Bir onu de empati diye bir şey var yani insanı insan yapan ve aslında ben, en çok ben, ihtiyaç duyulan şey. Asperger hastası olduğum için bende yokmuş o. Öyle diyorlar. O da ondan şikayet Sen de empati yok diyor. <laughs> Dedim empatinin yokluğu mu yoksa ben bazı olayları. Daha hızlı analiz edip, hı hı. Yani bu kafa yormaya gerek yok mu diyorum, mu? Hı hı. ben de bilmiyorum. Hı hı. Peki hocam, her ne kadar siz kendinizi İlber Hoca gibi olağan dışı saymasanız da sıradan olmadığınız ikinizin de kesin. Onun tek sebebi merakımız. Ama Merak şimdi dediniz ya, mesela Asperger sendromunun tabii ki belki çocukluğunuzda getirdiği sıkıntıları olabilir... Ama müthiş bir potansiyel de beraberinde tabii, getirmiştir. Tabii, tabii. Bunu kendinizle ilgili ne zaman keşfettiniz? Ya bir dakika hiç bir arkadaşım Osmanlıca e, bilmiyor. Hayır, demediniz mi hayır, mesela? E, bilmiyorsa salaktır diyordum ben. Bu asperger işini bir psikiyatr arkadaş Aha. keşfetti. Fakat Türk psikiyatr olduğu için bana söylemek yerine gidiyor oraya söylüyor. <laughs> sen biliyor musun diyor bu herif asperger. E kardeşim bana niye söylemiyor? Ayıp değil ki lan bu. <laughs> Ya da sizin seçiminiz değil, değil mi? Ha yani. Değil mi? Ama gidiyor o yaya söylüyor. Hı hı. Belki üzülürsünüz vesaire <laughs> gibi düşünürsünüz. Çok sevindim. Olabilir. Çünkü Asperger'in özellikleri var. Bir, hafıza. Hı hı. Ben bir okuduğumu unutmuyorum. Sayfasına kadar hatırlıyorum. Hı hı. İkincisi, bu konsantrasyondan bahsettik ya konsantrasyon gücü. Hı hı. Hı hı. Oya diyor ki etrafında dünya yıkılsa senin umurunda değil diyor sen işini yapıyorsun. Siz mesela bir kütüphanenize girdiniz. Saatlerce çıkmayabilirsiniz evet. diye tahmin doğru, ediyorum değil doğru, mi yani? Doğru, etrafta doğru. patırtı kütürtü. Hatta ve hatta benim kütüphanemdeki büyük divan o şekilde planlanmıştır ki normalde oturmak içindir ama istersen orada uyuyabilirsin. Yeteri kadar uzun ve geniştir. Geniş. Hı hı. Çünkü bazen ben yukarıya yatağa çıkmak ihtiyacını duymuyorum. Özellikleri sayıyordunuz aslında memnunum dediniz. Ha bir de empati yokluğu. Ben hiç unutmayayım işte, şey öğrenci geliyor. İşte, ben öyle babam böyle ben hastayım ben kanserim ama bu dersten geçmem lazım. Ha diyorum sen hasta mısın? Tedavi için her türlü yardım yaparım. Seni alır Amerika'ya gönderirim. Ama dersten geçemez. Önce geçecek bilginin sende olduğunu tespit edeceğim. Ondan sonra geçer. Evet, Lola yok. Vallahi ben empatiden ölecek bir insan olduğum için anlattığınızı... Sen ayıp misin kızım? Evet. <laughs> Aa, yani ay ne kadar ayıp? Simge e, ben de burada senle senin oturmuş özeniyorum. konuşuyorum evet. karşımdaki akıllı evet. bir kız diye. Yani. <laughs> Hocam fazla empatik insanları dempatların e, tatlılığı şu. E, başkaları için çok iyiler kendilerine zorlar. Evet. E bizim Gamze. Evet. O ya. Evet. Bir felaket ya. Evet. La dünyaya başkası için mi geldi? Evet, evet, evet. Öyle ama, bir ama, var. Ama bak burada çok önemli bir şey var. Başkalarına yardımcı olmak, başkalarının iyiliğini düşünmek, nihayet kendi iyiliğini düşünmek. Bir toplumda yaşıyoruz. Evet, tabii ki. Dolayısıyla aslında bu bir egoizmdir. Fakat faydalı bir egoizm. Faydalı, doğru, doğru. Yeter ki kararında olsun. Fazla. Tabii, tabii. Ee... Yani aptalca olmasın. Evet, evet. Fazla. Başkalarının özleriyle... seni kullanmasına sebep olmaz. E, yeter ki istismar edilmesin, suistimal edilmesin. Şimdi bayram için sizin bir programınız var mı? Var, çalışmaya devam. Peki bayramda izleyicilerimize ne yapmalarını önerirsiniz? Mesela İlber İber güzel, tarla, güzel. güzel bir İstanbul rotası çizdi. Siz belki onu Fevkalı geliştirirsiniz. Fevkalı yani, ama ben İlber'in çizdiği hı -hı. rotayı çizemem. Hı -hı. Onu belki kadar tanımıyorum. Belki başka unsurlarla Benim diyeceğim çocuklarını alsınlar veya kendileri gitsinler Toroslar'da bir yürüsünler. İnanılmaz güzel. Of. Yani veyahut İzmir'den çıkıp uşağa gitsinler. Hı hı o yoldaki volkanları görsünler bilmem neleriyle. çocuklar da merak uyansın. bunlar nedir dersinler. Azərbayben böyle şeyler var. Hı hı. Bunun yanında tabii İlber'in de sadece İstanbul için değil bütün Türkiye için hatta Tabii tabii o da sayılır Kafkasya Süriye. bilmem ne falan. Hı hı. Yani il unutma İlber'in teyzesi Azerbaycan'da gömülü. Yani aile giriş. Bir Doğru. de tabii İlber'in o bitip tükenmeyen merakı. Çok şey tavsiye edebilir. Hı hı. Mesela ben derim ya Azerbaycan'a gidiyorsanız aman çamur volkanlarını görmeden gelmeyin. Hı hı. Muhteşem bir şey ya. Hı hı hı. İnanamıyorsun ya. Hı hı. Çok görmek isteyip henüz fırsat bulamadığınız Alt yerler dağları. var mı? Ant Dağları. Ama bu sağlıkla gidebilir miyim artık bilmiyorum. Hatta bizim Antarktika'da çalışan bir ekibimiz var İTÜ'de. Hı hı hı. Bundan bir önceki rektörümüz Mehmet Karaca. Sevgili arkadaşım. Dedi Antarktika'ya göndereyim mi seni? Dedi. Bana bak Mehmet dedim. Benden kurtulmanın daha kolay yolları <laughs> var dedim. Yani, Çok güzel. Ya dedim abi o kadar basit. Yani dedim, Gerek yok. Kurtulmak benden kurtulmak istiyorsan o ya söyle benim ilaçlara bir şey karıştırsın. Ben her çıkın yokum. Fiziksel olarak veya e, günlük hayat içerisinde tahammül edemediğiniz, dayanamadığınız şeyler neler hocam? Mesela İlber Ortaylı işte telefon sesine Tahammül edemiyorum dedi. Lüzumsuz arayanlara çok kızıyorum dedi. Ya. Türkçenin dejenere edilmesine çok of, kızıyorum o, dedi. Bak orada o kadar haklı ki İlber. Yani beni bir de bu din meselesi beni çok rahatsız ediyor. Kardeşim sen inanmak mı istiyorsun? Güzel inan kendi kendine. Ama onu ona ona buna satma kalkma. Yani şu Milli Eğitim Bakanı'nın yaptığı hı hı. inan beni uykusuz bırakıyor. Hı hı. Bu memleketin sonunu getirecektir bu. Buna millet inansın. Ne tavsiye ediyorsunuz ülkede kalmakla gitmek arasında kararsız olan, gelecekten umudunu kesen Paranıza gençlere? Bağlı. Paranız varsa kalın. Paranız yoksa gidin. Enteresan. Evet, Genelde çünkü tersini söylüyorlar ya. Hayır, hayır, hayır. Paranız varsa burada oturun. Birçok şey için. Ben çok şey yapma imkanım var. Çünkü hiç kimsenin bana vereceği Yaşaya e muhtaç değilim ben. Ama buna muhtaç olan da o yaşayı verecek adam yok Türkiye'de. Dolayısıyla bu çocuklar gitsinler, gitsinler de temelli orada kalsınlar da demiyorum. Gitsinler orada şöhret yapsınlar, bilmem ne yapsınlar da sonra gelsinler. Bak ben bunu kendimde de tecrübe ettim. Ben 1981 senesinde İhsan Kiti'nin asistanı oldum. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde. Ben o tarihe kadar 27 tane dünyanın önemli dergilerinde yayınlar yapmış, bazı kavramlar üretmiş bir adam. Şöhretli bir adamdı bu yani. Dolayısıyla Teknik Üniversitesi benim önüme kırmızı halı serdi. Ben geldim bir dediğimi iki etmediler. Yani ben o bakımdan da mesela Teknik Üniversitesi'nin benim zamanımdaki bütün yöneticilerine şükran borçluyum. Hı hı hı. Yani hiçbir şekilde önüme engel koymak. Hatta İhsan Hoca ile ben doçent olmak için müracaat etmek lazım ya. Meğerse ben doktorum aldıktan hemen sonra doçent olabiliyormuş. Yayınlarım falan müsait. Ne hocanın aklına geldi ne benim olsan ne olur olmasan ne olur be. Yani, yani İhsan Hoca da biliyor ki para yapıla ihtiyacım yok falan. O düşünmemiş bile bunu. Bir gün ben koridorda yürüyorum. Eski Maçka'daki maden fakültesi. Bir e baktım karşına rektör geliyor. Kemal Kafalı. Muhteşem bir adamdı Kemal Hoca. Hemen ben gittim. Ellerimde. Nasılsınız hocam dedim. Bana bak dedi. Düşentlik ne oldu dedi. Bilmem ne oldu. Hayır. Galiba bu dönem geçmiş. Önümüzdeki sene müracaat. Dedi. Hayır hayır dedi. Ben dedi bak şimdi Erdoğan'la bir toplantıya giriyorum dedi. Erdoğan abi dekan. Rektör gelmiş, ikisi bir şey konuşacaklar herhalde. Sen git belgelerini getir. Dedim hocam geçti. O seni ilgilendirmez dedi. Şimdi o zaman Kemal Hoca hem e, rektörler konferansının başında hem TÜBİTAK'ın genel sekreteri. Dedim peki. Götürdüm bütün belgeleri teslim ettim. Abi baktım biz. O dönem şeye alınmışız. Gideceğim işte savunacağım. Ya, önce yayınlarımı göndereceğim. Onlar onlara bakılacak. Sonra bir imtihana gireceğim. Savunacağım, doçent olacağım. Şap diye yaptılar. Ve yani dikkatini çekerim. Bununla ilgilenen rektördü. Ondan sonra da ben gittim Kemal A. Ben e, doçent olmadan iki sene evvel Londra Jeoloji Cemiyeti Başkanlık Ödülü'nü 29 yaşındayım dikkatini çekerim. Falan bir gün dediler ki rektör seni istiyor. Ben de gittim Kemal Hoca'ya. Falan dedim beni emretmişsiniz hocam dedim. Gel otur gel otur dedi. Benden ne istiyorsun dedi. hocam hiçbir isteğim yok. Biz dedim çok mutlu yaşıyoruz. Fena yaşıyoruz içinde. İhsan Hoca içinde yatsın. Bize dedim iyi bakıyor. Naci görür falan hepimiz aynı yerdeyiz. Güzel güzel de çalışıyoruz gayet. Böyle bir harmoni içerisinde. Tamam. Yok yok dedi. Bak dedi. Benim yerimdeki insanların görevi dedi. Senin yerindeki insanların önündeki çalı çırpıyı temizle. Ne kadar güzel. Düşünebiliyor musun? Büyük şans. Ben yani onun için teknik üniversiteye ben çok şey var. Abi. E, Gülsün abla ya. Gülsün abla rektörken o mimar biliyorsun. En büyük oda benimdi yeni Ayazağ'daki maden fakültesi binasında. Benim devasa bir odam vardı. Sınıftan bozma. Ama Gülsün abla bir iki kere geldi. Bir kere de Oya ile beraber geldiler. Gülsün abla beğenmedi odamı. Mimar ya. Dedi burayı değiştirmek lazım. Ablacığım ben memnunum dedim. Hiç, yok falan. Sen karışma dedim. <laughs> Aha bak aynı temayı görüyorsun değil mi sen karışma? Ulan karışma dediği yer benim adam. <laughs> Ve bunlar Oya ile gittiler. Harika. Mobilya seçtiler. İkisi de şey severmiş. Açık renk mobilya. Ben de koyu rengini severim abi yani ne yapalım? Bunu söyledim. Bu söylediğimin hiçbir değeri olmadı. Sonra dikkat edin, dikkate alınmadı. Sonra Gülsün abla benim odamı üçe böldürdü. Kendi içinde ama. Bir yerde benim oturacağım yer, ortada misafirlerimi ağırlayacağım yer, bir yerde de büyük bir toplantı masası, Aha. orada da lisans ve lisans üstü derslerimi vereceğim yer. Benim arkama özel bir de tuvalet yapıldı benim. Ne güzel. Ya bütün bunları yaptı Gülsün abla. Ya ben de baktım çok da hoşuma gitti. Ablacığım sağ olasın dedim. Yani gerek var mıydı dedim buna. Ben memnundum sen karışma dedim. Peki teşekkür ederim. <laughs> Siz çözümü bulmuşsunuz aslında. Ama, ama, ama hayır. Bu çözüm dikkat edersen bazen empoze ediliyor. Evet. Ama şikayetçi olmak için hiçbir zaman bir sebep bulamadım. Yani bana Kemal Kafalı Hocam ne kadar iyi baktıysa. Hı hı. Gülsün ablam o kadar iyi baktı. Harika. Değil mi? İlhan Kayan hocamız vardı. Nur içinde yatsın. Kemal Özü'nden sonra rektör oluyordu. O benzer şekilde. Ne güzel. Bir dediğimiz, biz mesela bir şey aldıydık. Büyük proje. 800 bin dolarlık. Ünitesiz bölgelerine çalışacağız. Biz ona gittik. Dedik parayı ne yapacağız? Nereye yatıralım? O bize üniversite beş kuruş kaybetmeden bu para nasıl işlenir? Harika. Hatta rektör söylüyor. Çok güzel. Bunu biz gittik Naci ile beraber rektöre arz ettik. Rektör dedi ki Duran'ı çağırın. Duran şu Duran Leblebici rektör yardımcısı ama bizim elektrik elektroniğin. Temel direklerinden biri olan evet, bir adam. Evet. Duran önce geldi, biz ona vaziyeti arz ettik. O bize adım 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 ne yapacağımızı söyledi. Harika. Böyle bir desteği aldığı zaman, e kardeşim kendini o üniversiteye borçlu hisset. Adıyorsunuz, değil Hakikaten mi? Doğru. Hakikaten borçlu Doğru. hissediyorsun. Ne güzel. Ben bütün öğrencilerime de onu diyorum. Şimdi ikide bir de gelirler, teknik üniversiteden şikayet ederler. Ben de onlara hep diyorum ki, bakın teknik üniversitenin öğrencisi, teknik üniversitenin umurunda değildi. Dedim bir kere bunu kafanıza işleyin. Teknik üniversite sizin için bir şey yapmaz. Siz teknik üniversite, üniversite için bir şey ha, Siz ne yapacaksınız? Teknik üniversitenin özelliği. Bebeği dedim havuza atar. Attı boğuldu mu vah vah ama ve aa bu bizim der alır. alır ve hakikaten ben bunu hep gördüm. Evet, sistemi çözmüşsünüz her zaman. Yani en kıymetli olacak. çocukları evet. Evet. teknik üniversite kapıyor. kapıyor, Harika. Ve ne yazık ki bu çocukların çoğu da dışına gidiyor. Evet, evet. Türkiye'de kalmak istemiyorlar. Evet. Ve evet. i̇şte şimdi Türkiye'yi yöneten yani akıl fakirliğinin diyeyim kurbanı bu çocuklar. Maalesef, maalesef büyük yeteneklerimizi, büyük zihinlerimizi kaybediyoruz. Evet. hocam. Çok keyifli bir sohbet oldu. Allah aşkına Teşekkür ciddi ederim. mi? Moralim, evet. Sen iki çocuk anasın bir kadınsın. Çok keyifliydi. Moralini bozmadım değil mi? Hayır. <laughs> e, ben her şeye rağmen e, gitmemeyi seçenlerdenim. Aferin sana. Bugün hatta bunun e, bir sohbeti oldu. Ya Kırmızı çizginiz var mı diye meslekle ilgili bir şey soruldu. Dedim ki yani kırmızı çizgim şu var. E, cumhuriyete, cumhuriyetin kazanımlarına, demokrasiye, Atatürk'e düşman olanla işim olmaz. Onun dışında da... Yani Aferin şimdi, sana ve simge. Yani verilebilecek buradayım. en güzel cevabı vermişsin. Teşekkür vermişim. ederim. E, sizi ağırlamak benim için büyük zevk, zevkti Sağ ol, çok hayatım. teşekkür ederim Bence çok, çok keyifli oldum. oldu Yani yönetmenimiz de neredeyse bir saate yakın sürdüğünü söylüyor ben inanamıyorum nasıl bu kadar hızlı geçtiğine vaktin çok teşekkür Haberli, ederim 15 dakika oldu zannediyorum. ben de öyle zannediyorum ama <laughs> neredeyse bir saat oldu tamam. kitapları Co da son olma. bir gösterelim ha, gö evet. e, bu çok zaten güzel bir kapaktı senin cahilliğin benim yaşamımı etkiliyor serinin ilk kitabı e, cehaletten kurtulma sanatı kim kimdir ikincisi ve açılışta gösterdiğim sonuncu kitap ne nedir e, cehaletten Kurtulma Tabii sanatı. Tabii şimdi bak bu kitaplar Hı -hı. kimseyi cehaletten kendi başlarına kurtaramazlar. Ama küçük bir adım. <laughs> hayır hayır bunu kitapları niçin yaptık biz biliyor musun? Vatandaşımıza düşünmeyi öğretmek. Öğretebilmek çok doğru çok güzel. Yani dediniz. burada bazı konulara yaklaşımlar var. Diğer konular için de bunları kullanın demek. Hı -hı. Harika. Aklınızı kullanın. Evet evet. Kimseye Boyun eğmeyin, evet. kimsenin müridi olmayın. olmayın, kimsenin meczubu olmayın. Çok güzel dediniz, çok Değil teşekkür mi? ederim hocam. Sağ ol hayatım, bu laflar o kadar güzel, ki üzerine bence ekstra bir şey söylemeye gerek yok. Sağ olasın. İyi ki geldiniz, büyük şeref verdi. Çok, verdiniz. Teşekkür, çok, teşekkür, çok ederim. teşekkür ederim çok teşekkür ederim Biz teşekkür ederiz. İyi ki katıldınız. Bayağı iyi oldu bu. İyi bayramlar, bir başka bayram sohbetinde görüşmek üzere, hoşçakalın.